Haciplerim, emirlerim, pervanelerim, sultanımız ak kefenini yanına alıp sefere çıktı. Yarın Allah'ın rahmetine kavuşacaktır. Nice vakittir bugünü beklerdik. Siz de kendinizi hep bugüne hazırladınız. Eyvallah. Şimdi... Ali Selçuklu tahtına Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev'in oturması için hepinizden Kur'an-ı Kerim'e el basıp sadakat yemin etmenizi isterim. Gıyasettin Keyhüsrev'i sultan bildiğimi, ona biat edip canım pahasına sadık kalacağıma el bastığım Kur'an üzerine yemin ederim. Gayrı cezanı kesme vakti geldi Titan. Yalvaracağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ben ne Angelos gibi korkan, ne de Ares gibi davasına ihanet eden bir hainim. Yalvarsan da fark etmez zaten soysuz. Yalvarsan da fark etmez. Öbür soysuzun kellesini tek vura gönderdiğimiz gibi senin kelleni de imparatora göndereceğim. İmparator obalarınızı ayaklarının altında çiğneyecek. Kıyametiniz yakın, kaçışınız yok. Sizden bir ordu kadar kelle aldık. Kalelerinizi de, saklandığınız inleri de başınıza yıktık. O imparatorunuz korkak gibi sarayında saklanacağına karşımıza çıksın da görelim. Öleceksiniz. Aynı Samsa'yı öldürdüğüm gibi. Hala gözlerimin önünde. Kılıcım her vuruşumda acıyla çığlık atıyordu. Thank you.
onu zevkle kılıçtan geçirdim. Sonra kılıcımla onu kanlar içinde bıraktım. Gözümün önünde can çekişe çekişe. İstediğiniz gibi hazır ettim sultanım. Ertuğrul Bey'imizin de nasibine düştü. Eline sağlık Nasuhreddin Ali. Şehzademiz de askerler de şölen de sizleri aralarında görmek isterler sultanım. Şehzade Gıyasettin yanınıza varmak için müsaadenizi ister. Şimdi değil Nasuhreddin. Vakti gelince huzuruma kabul edeceğim. Sen ne duruyorsun burada hala? Saadettin'in yakalanıp saraya getirilmesi için talimat verdim. Bu ihanetin içinde başka kim ola? Düşündüğün biri var mıdır Ertuğrul? Altun Aba'ya yakın kim varsa hepsinden şüphe ederim sultanım. Veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı söylediğim vakit Mahber Hatun sessiz kaldı. Lakin hemen Saadettin'in canını bağışlamam için benden ricacı oldu. Mahberi Hatun'un da bu ihanetin içinde olduğundan şüphe ederim Ertuğrul Bey. Yarın tez yola çıkasın Ertuğrul. Şehzadem Kılıç Arslan ve Melike Hatun'un hayatlarından da şüphe ederim. Onları alıp sarayıma getiresin. Gayrı bir tek sana güvenirim Ertuğrul Bey. Ben de saraya dönüp hepsinin cezasını keseceğim. Lakin içim içimi kemirir Ertuğrul. Ya oğlum Gıyasettin de bu ihanetin içindeyse. Şehzademiz Gıyasettin daha çok gençtir sultanım. Böyle bir ihanetin içinde olduğuna pek ihtimal vermem. İnşallah Ertuğrul Bey. İnşallah. Gayrı Şehzadem Gıyasettin'le konuşma vakti gelmiştir. Aziz! Şehzadem Gıyasettin'i huzuruma getiresin. Allah'ım, bana bu utancı yaşatma.
Çok şükür bu Badire'yi de dirayetle, metanetle, kargı gibi dimdik durarak atlattık. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Evlatlarım, Artuk Bey, İbnül Arabi efendim. Hepiniz soframdasınız ya. Bundan gayrı ne isterim? Rabbim bir daha dargınlık, ihtilaf göstermesin. Amin. 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 Her şer imtihanla birlikte gelir. Mühim olan bu imtihanı idrak edip atlatabilmekte. Turgut Beyoğlu'muzun kibre kapılmasında kendisi için bir imtihan ve hayır vardı. Hamdolsun imtihanı geçti. Hayrına nail oldu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, yeryüzünde böbürlenerek gezme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyunu dağlara eriştirebilirsin. Turgut Bey bunu daha iyi idrak etti. Bu şer başına gelmese, belki idrak edemeyeceği bir vakitte tecelli edecekti. Ve daha büyük zararlara yol açacaktı. Hamdolsun şimdi Bamsı'yla kardeşlikleri daha da pekişti. Öyledir. Daha balayken hançerle avuçlarımızı kesip de kan yalaşıp kan kardeş olmuş idik. Ahan da hala izi durur burada. Her şey silinse... bu iş silinmez kardeşim. Kan kardeşim benim. Can kardeşim benim. Balanız doğduğunda ben de onunla kan kardeş olayım mı Bamsalp? Daha kız mıdır, er midir belli değildir. Lakin er olur ise sen kan kardeşi olacaksın. Aynı Ertuğrul Bey'le bizim olduğumuz gibi. Evelallah. Hem onu koyuna da bindiririm. Büyüyünce at binmesi kolay olur. Bindirirsin, bindirirsin gündüzüm. Sonra sırtınıza koyun alıp dağ tepe koşarsınız. Talim edersiniz. İnşallah. İnşallah. Sultanım, şehzademize haber yolladım. Ya anası, oğlumu da bu ihanetin içine çektiyse. Sultanım, iyiyim, iyiyim. Ya oğlum Gıyasettin, beni öldürmek isteyen hainlerle bir olduysa, bu düşünce beni yer bitirir Ertuğrul. Sultanım. Aziz, tez hekim başını çağır, tez.
Sultanım. Ertuğrul Bey. Eğer bana bir hal olursa, oğlum Şehzade Kılıç Arslan'la anası sana emanettir. Biz haklıysak ikisini de öldürecekler. Sakın ola, bu sözlerimi unutmayız. Baş üstüne sultanım. Efendim, siz de inşallah kulağına ezanla ismini okursunuz. İnşallah evladım, inşallah. İnşallah. Sultanım, sultanım. Sen bana hakikati, hakikati diyesin. Baba. Baba bir şey söyle ne olur. Yalvarırım bir şey söyle baba. Baba! Sultanım açın gözlerinizi sultanım. Sultanım. Ne durursun be adam? Babam ölüyor, acele et. Sultanım zehirlenmiş. Sen ne dersin? Kim yapar bunu? Nasıl olur bu? Şehzadem, bırakın hekim başı işini yapsın. Senin burada ne işin var Ertuğrul Bey? Aziz, sultanımız bu adamın tehlikeli olduğunu, onu tevkif etmeni buyurmadı mı? Onun sultanımızın sofrasında ne işi var? Allah, alem-i İslam'ın yardımcısı olsun. Şehzadem. Sultanımız Ertuğrul Bey'in masum olduğunu öğrenmiştir. O yüzden sofrasında ağırlamıştır. Şehzadem, sultanımızı tez Kehubadi Sarayı'na götürmemiz gerek. Burada elimden fazla bir şey gelmez. Acele edelim. Yediği yemekten zehirlendiğini düşünüyorum. Babamı götürün hemen. Babamı götürün hemen! Çaştigri'de derhal huzuruma getirin! Sultanımızı Keykubadiye Sarayı'na götüreceğiz. Acele edin! Hadi. Hadi, hadi, hadi! Komutan! Ertuğrul Bey'i tevkif edin. Onu sorgulamak isterim. Ertuğrul Bey,
Sakın kıpırdamayasın. Benim de sana diyeceklerim vardır Şehzade Gıyasettin. İnşallah dediklerimi kaldıracak yüreğin vardır. Saadettin Köpek. Kovulduğum saraya iktidarımla geliyorum. Evvela subaşı Saadettin oldum. Sonra Emir Saadettin. Ve indi Sultan Saadettin olmanın vakti geldi. Biz hak yoluna üstümüze ateşten giysiler giyip çıktık. Bu uğurda değil zincirlere vurulup zindanlara atılmak, dar ağacında boynumuza ilmek geçirseler, tek sözümüz sonsuza dek adalet olacak. Onlar indi önümüze bent çektiklerini sansınlar. Biz coşkun ırmaklar gibi taşıp onların bentlerini tarumar edeceğiz. Adım adım yürüdüm. Ateş ve diken dolu bu uzun yolu. Yılmadım. Tükenmedim. Sabrettim. Şimdi esas yolculuk başlayacak. Mimar Saadettin en büyük eserini yaratacak. Devleti yeniden inşa edecek. Ali Selçuk, Sultan Saadettin'le devam edecek. Hey gidi Sultan Alaaddin, hey. Dediklerimi hiç dinlemedin. Bak, İmdi devlet seninle değil, benimle payidar olacak. Mezarında rahat uyu. Oğlun Gıyasettin gibi yeni yetmeler değil, Emir Saadettin gibi ehil bir vezir idare edecek bu devleti. Sultan bile karşımda duramadı. Seni benim gazabımdan kim koruyacak Ertuğrul? Seni de, obanı da paramparça edeceğim. Emir Hazretleri. Saray efradı sultanın cenazesi için hazırdır Emir Hazretleri. Âlâ. Gidelim de sultanımıza son vazifemizi yapalım. Bundan gayrı devlet biziz gayraldı. Kudretimiz yüce olduğu gibi yükümüz de ağırdır. Senden bu yolda sarsılmaz bir sadakat beklerim. Bundan şüpheniz varsa şuracıkta boynumu vurun. Vaktiyle öz kardeşimin dahi kellesini size getirdim. Bir buyurunuzla
canımdan da geçerim. Bunu bildiğim için yanımdasın Gayralda. Hadi gidelim. Sultan Alaaddin'i de, onun devrini de toprağa gömelim. Sonra bizim devrimiz başlayacak. Sen de kimsin Alp? Adın nedir? Sen Ertuğrul Bey'in oğlu musun? Ey maşallah. Babası gibi aslan parçası. Seni daha evvel hiç görmedim. Adın ne dedim? Benim adım Sungur Tekin'dir Gündüz Bey. Sungur Tekin mi? Yoksa? Ya ben senin emmin Sungur Tekin'im yiğidim. Gel. Aslan parçası. De hele. Haymen'in enleri de. Destur var mıdır nene? Gel hele gel. Diyesin hele Gündüz Alp'in. Bu Ertuğrul gene yaramazlık etmiş Aymağan'a. Eli avuca sığmaz bir delişmen oldu. Ne edeceğiz senin bu oğlunu? Oğlum. Anam. Anam. Güzel ol. Oğlum, 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 oğlum. Ver elini öpem onu. Kayaz yüzlü, kara gözlü oğlum. Seni getiren yollara kurban olayım. Yüreğimden dağ gibi hasret yükün kaldırdın. Hoş geldin. Sabah geldi. Hoş gördük. Hoş gördük. Benim de hasretle yanan kızgın bağrıma göktü sular serpildi. Hoş geldin ağabey. Hoş gördük Halime Hatun. Sağ olasın.
Savcı Alp'iniz de bu mudur Halime Hatun? Budur ağabey Savcı Alp. Allah bağışlasın. Amin. Rabbim yokluklara göstermez. Amin. Bey aç bakalım. Size hediyeler getirdim. Ağabey sen de oturasın. Yoldan geldin. Elini yüzünü yıkayalım. Gel oğlum. Geç şöyle. Gel. Buyur ağabey. Sağ ol. Sağ ol Halime Hatun. Gün doğduyla Dündar nerede o? Yoksa yoldalar mı? Onlar obada kaldılar ana. Sultanın Hamit seferine katılmak için. İnşallah tez vakitte onlar da gelecekler. Allah kazalarını mübarek etsin. Nerede bizim delişmen Ertuğrul Bey? Av avlamaya mı gitti yoksa kefer avlamaya mı gitti? Hayrola ana? Bir şey mi oldu? Ne avdadır, ne kefere peşinde. Sefere çıktı ki. Ana. Halime Hatun. Deyin hele ne oldu? Ya kardeş. Sen şimdi 100 alpınla Ertuğrul Bey'imizin yanına gidersin de. Ben de seninle gelsem derim. Siz orada cebelleşirken ben burada rahat duramam kardeş. Sen burada kalasın kardeşim. Sen de burada olmazsan iki obanın emniyetini kim temin edecek? Turgut haklıdır Bamsı. Kale ve pazar bana, obalar da sana emanettir. Daha fazla bekleyemeyiz. Tez yola çıkacağım. Eyvallah kardeş, eyvallah. O vakit beyimizle sağ salim dönesiniz. Döneceğiz evvelallah. Destur var mıdır Artuk Bey'im? Gelesin. Beyim, kaledar Günalp Bey kaleye yaklaşmaktadır. Yanında epey de asker vardır. Hayrola Artuk Bey, bu kaledar da neyin nesi duruyor? İmdalarız. O vakit gidip karşılayalım. Gidelim görelim bakalım kimmiş. Kapı. Emir Saadettin. Yok ana. Ben Ertuğrul'u yalnız koymam. Alpleri derhal toplayıp yanına varacağım. O soysuzdan her şey beklenir. Ne Emir Saadettin ne de Mahberi Hatun onun peşini bırakacaktır. Kardeşim devletimiz için yola baş koymuşken ben akçı otağda oturamam ana. Git oğul. Git kardeşini yalnız koyma. Devletimiz için, birliğimiz için kansa kan aksın. Başsa baş alınsın. Canınızı da kanınızı da sakınmayasınız. Süleyman Şah'ın oğullarına yaraşan budur. Allah esirgesin. Eyvallah. Turgut Bey de Ertuğrul Bey'imin yanına gitmek ister.
Artuk Bey'le görüşmek için Bamsı Alpbaşı ile kaleye gitti. Eyvallah Aslan Hatun. O vakit yalnız değilimdir ana. Merak etmeyiz. Derhal hazırlık yapıp alpleri toplayayım. İhanet ateşi her yanını sarmadan kardeşime varıp can suyu olmak gerek. Allah'a emanet. Çalımlı gelişinden belli. Hoş gelmişsin Günalp Bey. Ben Günalp Bey değilim. Onun yaveri Aydoğmuş'u. Bize Günalp Bey'le geleceğini söylendi. O da geldi. Hatta imni içeride makamına oturmuştur bile. Meczup musun sen? Ne dersin? İn midir, cin midir bu adam? Nasıl içeri girdi? Hem de makama oturdu dersin. Münalp Bey Şahin gibi uçar, kurt gibi sızar da kimsenin ruhu duymaz. İsterseniz gidin kendi gözlerinize görün. Sen burada bekle hele. Gidelim görelim bakalım bu kurt sızmış mı?